Dualar ve Zikirler Yazan İmam Nevevi Hazretleri Namazda okunacak dualar Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla bilinmelidir ki bu konu gerçekten geniştir ve bununla ilgili çeşitli kısımlardan pek çok sahih hadisler nakledilmiştir. Fıkıh kitaplarında bu konuda fer'i meseleler çoktur. Biz burada bu meselelerin esaslarına ve maksatlarına temas edeceğiz. Kısa yolu seçerek delillerin büyüklüğünü alıp dağınık ve ince meselelerden bahsetmeyeceğiz. Çünkü bu kitap delilleri açıklamak için ele alınmamıştır. Ancak kendisiyle amel edilecek şeyler için hazırlanmıştır. İhram, iftita, namaza giriş tekbiri. Namaz ister farz olsun, ister nafile olsun. Ancak İram, iftita namaza giriş tekbiriyle sahih olur. İmam Şafi ve alimlerin çoğuna göre bu tekbir namazdan bir cüzdür ve namazın erkanlarından bir rükundur. Ebu Hanife'ye göre bu şarttır. Namazın zatından bir kısım değildir. Bilmiş ol ki tekbir lafzı Allahu Ekber demekten ibarettir. Bu lafız hem Şafii hem Ebu Hanife ve başkalarına göre caizdir. İmam Malik ikinci lafzı kabul etmemiştir. İhtilaftan kurtulmak için birinci lafızda namaza girmek ihtiyattır. Bu lafızdan başkasıyla tekbir caiz olmaz. Eğer tekbir, Allahül Azim, Allahül Mütal, Allahül Azam, Allahül Azzu, Allahül Ecellü yahut bunlara benzer lafızlarla yapılmış ise, Şafii'ye göre çoğunluğa göre namaz sahih olmaz. İmam-ı Azam'a göre sahih olur. Şafii mezhebine göre Ekberul Allah dense namaz sahih olmaz. Bizim bazı imamlarımız bu lafızla da namaz caiz olur. Nitekim namazın sonunda Esselamu Aleyküm yerini çevirerek Aleyküm Esselam demek caizdir. Allahu Ekber yerine Ekberullah demek Şafii mezhebinde caizdir. İster tekbir lafzı olsun, ister bundan başka zikir edilenlerden biri olsun, insan kendini işittirecek kadar telaffuz etmedikçe tekbir zayıf olmaz. Yalnız dilsizlik gibi bir engel bulunmadıkça. Biz bu konuyu kitabın başındaki bölümlerde takdim ettik. İnsanda dilsizlik veya böyle bir kusur bulunursa gücü yettiği kadar dilini depretir ve böylece namazın sahihi olur. Arapça olarak tekbir getirmeye gücü yeten kimsenin yabancı bir dille tekbir getirmesi sahihi olmaz. Fakat Arapça söylemeyen için bu caiz olur. Ancak Arapçasını öğrenmesi ona vacip olur. Eğer öğrenmekte kusur yaparsa namazı sahih olmaz. Böylece öğrenmekte yapmış olduğu kusur boyunca kılmış olduğu namazları kaza etmesin gerekir. Bilinmelidir ki sahih ve muhtar olan mezhepte ihram, iftita veya namaza giriş tekbiri uzatılmaz ve çekilmez. Harfler arka arkaya eklenerek çabukça söylenir. Çekilir denmişse de doğrusu evvelki sözdür. Diğer intikal tekbirine gelince Sahi ve muhtar olan mezhepte bu tekbirlerin kendilerinden sonraki rüküne varıncaya kadar çekilişe müstahaptır. Bunlarda da tekbirin çekilmeyeceği söylenmiştir. Eğer çekilmemesin gereken tekbir uzatılır yahut çekilmesin gereken tekbir çekilmezse namaz batıl olmaz. Lakin fazilet kaçırılmış olur. Bilinsin ki uzatma lafz-i celalin Allah kelimesinin lam harfinden sonra olur. Bundan başka yerde uzatma olmaz. İmam için sünnet olan cemaate işittirecek şekilde hem ihram, iftita tekbirini hem de diğer tekbirleri sesli olarak söylemektir. İmama uyanlarında yalnız kendilerince işittirecek şekilde gizlice tekbir getirmeleri sünnettir. Eğer imama uyan yüksek sesle tekbir alsa, Yahut imam gizlice tekbir alsa bunların namazları bozulmaz. Bununla beraber tekbiri tasih etmeye gayret göstermeli ve çekilme yerinden başka bir yerde uzatılmamalıdır. Fakat Allah lafzani celilinin başındaki hamze çekilip uzatılırsa yahut ekber kelimesinin bağ harfindeki fetha işba edilerek ekbar şeklinde okunursa namaz sahih olmaz. Bilmelisin ki iki rekat olarak kılınan namazda 11 tekbir vardır. 3 rekatlı namazda 17 tekbir vardır. 4 rekatlı namazda 22 tekbir vardır. Çünkü bir rekat içinde rükû için bir tekbir, iki secde ve secdeden kalkışta 4 tekbir ki 5 tekbir olur. 2. rekatta böyle 5 tekbir eder. Buna iftitah tekbiri eklendiği zaman 11 tekbir olur. 4 rekat bunun 2 bulunduğundan onun da içinde 22 tekbir bulunur. Ancak son 2 rekatta iftitah tekbiri olmadığından bunun yerini 1. tahiyyata oturuştan kalkarken alınan tekbir doldurur ve böylece tüm tekbirler 4 rekatlı namazlarda 24 tane olur. Yine bilinsin ki İhram tekbirinden başka alınan bütün tekbirler sünnettir. Kasten veya bilerek bunlar terk edilirse namaz batıl olmaz, haram da olmaz. Yanılma secdesi de yapılmaz. Fakat ihram, iftita tekbiri bunlar gibi değildir. Bunsuz namaz sahih olmaz. Bunda ittifak var, ihtilaf yoktur. Daha doğrusunu Allah bilir. İhram tekbirinden sonra okunacak dualar bilinmelidir ki bu konuda çok hadisler vardır. Şöyle söyleyip zikir ve dua etmek tümünü bir araya getirerek karşılar. Allah her şeyden büyüktür. Allah'a çok hamdolsun. Sabah ve akşam Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Doğru yol üzerinde bulunarak ve Müslüman olarak kendimi gökleri ve arzı yaratan'a yönelttim ve ben müşriklerden olmadım. Benim namazım ve ibadetim, sağlığım ve ölümüm, ailemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur ve ben bununla emrolundum ve ben Müslümanlardanım. Allah'ım, sen Malik'sin, senden başka ilah yoktur, Rabbimsin, ben senin kulunum. Nefsime zulmettim ve günahımı itiraf ettim. Benim bütün günahlarımı affet. Çünkü senden başka günahlara affeden yoktur. Beni ahlakların en güzelini ilet. Senden başkası bu güzel ahlaka iletemez. Ahlakın kötüsünü benden uzaklaştır. Senden başkası onun kötüsünü çeviremez. İcabet buyurmana ısrar ediyorum ve sana ibadet üzere bulunmaktan haz duyuyorum. Bütün hayırlar senin kudret elindedir.'' Kötülük derse sana nispet edilmez. Ben sana itimad ederim ve sana sığınırım. Yüceldin ve noksanlıklardan münezzeh oldun. Senden mağfiret dilerim ve sana tevbe ederim. Allah'ım! Doğuyla batı arasını birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benimle günahlarım arasını böyle uzaklaştır. Allah'ım! beyaz elbisenin kirinden temizlenmesin gibi beni günahlardan temize. Bütün bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih olarak nakledilen hadislerde vardır. Bu konuda başka hadisler nakledilmiş bunlardan bir kısmı Hz. Ayşe'nin radiyallahu an hadisi şöyledir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaza başladığı zaman şöyle derdi. Allah'ım sana hamd ederek senin noksanlıklardan tenzih ederim. Senin adın yücelmiştir ve şanın büyük olmuştur. Senden başka ilah yoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve şerri leyse ileyk kötülük sana nispet edilmez sözüne gelince bil ki ehli sünnet mezhebi üzere bulunan sahabi, tabi ve bunlardan sonra gelen Müslüman alimlerden kelam fıkıh ve hadis alimlerinden samit olmuştur ki, hayır ve şer, bütün olup bitenler, fayda ve zarar veren her şey, aziz ve yüce olan Allah'tandır. Onun irade ve takdiri iledir. Hüküm böyle olunca, hadisteki bu sözün tevili gerekir. Alimler buna bazı cevaplar vermiştir. Bunların birincisi ve en meşhuru Nadim bin Şümeyl ve ondan sonra gelen alimlerin tevilidir şu manayla tevil edilir. Ya Rabbi, kötülük de senin rahmetine yaklaşılmaz. İkincisi, kötülük senin dergahına yükselmez. Ancak tevhid kelimesi yükselir, şeklinde tevildir. Üçüncüsü, edep bakımından, ey kötülüğü yaratan denmez. Her ne kadar kötülüğü yaratansa da, nitekim, ey hınzırları yaratan denmez. Her ne kadar hınzırları yaratıcıysa da, Dördüncüsü, senin hikmetine nispetle kötülük yoktur. Çünkü sen boşuna bir şey yaratmazsın diye yapılan tevhildir. Daha doğrusunu Allah bilir. Bunlar namaza giriş duasında nakledilen zikirler hakkındadır. Tek başına namaz kılan için bütün bu zikirleri söylemek müstahaptır. İmama uyanlar eğer imama izin verirlerse imamın da bunları söylemesi müstahaptır. Fakat, İmama izin vermezlerse imam dualarla namazı uzatmaz, bu dua ve zikirlerden bir kısmını okuyarak kısaltır. Bil ki bu zikirler farz ve nafile namazlardan müstahaptır. Eğer birinci rekatta kasten yahut yanılarak bunlar terk edilirse, okunuş yeri kaçırıldığından ondan sonra okunmazlar. Eğer okunursa mekruh olur. Fakat namaz batıl olmaz eğer birinci rekatta tekbir alıp Kur'an okumaya başladığı sırada yahut Eûzu'yu çekince zikirleri yapmadığını insan hatırlarsa dua yerini kaçırdığından artık onları okumaz. Fakat burada da okumuş olursa namazı batıl olmaz. Şafii mezhebine göre herhangi bir rekatta imama kavuşan bir mesbuk, namazın başında iki rekat kaçıran, eğer zikirleri yaptığı takdirde Fatiha okuyuşunu kaçıracağını kestirirse Fatiha'yı okur. Çünkü Fatiha'yı okumak vacip olduğundan daha kuvvetlidir. Halbuki duayı okumak sünnettir. Hanefi mezhebinde imama uyanlar Fatiha okumaz, kıraat yapmazlar. İmamın okuyuşunu dinlerler. Eğer imam gizli okuyorsa arkasında bulunan mesbuk Subhaneke'yi okuyabilir. Bir mesbuk kıyam halinde değil ya rükû ya secde ya da teşehhüt halinde imama yetişirse, ihram tekbirini alarak bu yerlerde imama uyar ve imamın getirmekte olduğu teşbihleri yapar. İftitah duasını burada okumadığın gibi daha sonra da okumaz. Cenaze namazında iftitah namaza giriş duasını okumak hususunda alimlerimiz itilaf etmiştir. Şafii mezhebine göre en sahih olan bu duanın okunmayışıdır. Çünkü cenaze namazının hafif olarak kılınması esastır. Hanefilerde ise iftitah duası olan Sıbhaneke okunması evladır. Bilmelisin ki iftitah duası sünnettir, vacip değildir. Bunun için terk edilirse ondan dolayı sehiv, yanılma secdesi yapılmaz. İstiftah duasında sünnet olan gizli okumasıdır. Eğer aşikare olarak okunursa namaz batıl olmaz da mekruh olur. İstiftah duasından sonra istiaze, euzu besmele çekmek. Belki ki istiftah subhaneke duasından sonra euzu istiaze yapmak. Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Alimlerin çoğunluğuna göre bu ayet-i kerimenin manası, Kur'an okumayı dilediğin zaman başlamadan önce İstiaze yap, Evzu billahi mine racim. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım söyle. İstiaze için muhtar olan lafız Evzu billahi mine şeytanir racim'dir. Rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazdan kıraatten önce kovulmuş şeytandan onun kibir vermesinden, sarmalatmasından, sarhoşuk vermesinden Allah'a sığınırım derdi. Bir rivayette de istiaze şuydu. Bilinmelidir ki istiaze yapmak, eûzu'yu söylemek müstahaptır, vacip değildir. İnsan Kur'an okuyacağı zaman bunu terk ederse günahkar olmaz ve namaza batıl olmaz. İster kasten terk etsin, ister sehven. Sehiv için de secde yapmaz. Bütün farz ve nafile namazlarda eûzu getirmesi müstahaptır. Cenaze namazındaysa itilaf vardır. Şafilere göre sahih kabul edilen yine söylenmesinin müstahab oluşudur. Namaz dışında her Kur'an okuyan içinde tavuz getirmesi ittifakla yine müstahaptır. Bilmelisin ki tavuzu söylemek birinci rekatta ittifakla müstahaptır. Birinci rekatta söylenmezse ikinci rekatta söylenir. Burada yapılmazsa ondan sonra söylenir. İkinci rekata tavuz yapıldıktan sonra iki rekatta yapılıp yapılmayacağı üzerinde iki görüş vardır. Şafi alimlerimizin bu iki görüşünden sahih kabul edileni ikinci rekatta da getirilmesinin müstahab oluşudur. Ancak ilk gösteriliş daha kuvvetlidir. Kıraat gizli yapıldığı namaza tavuz da gizli yapılır. Sesi olarak Kur'an okunan namaza tavuzun sesi veya gizli olacağı intilaflıdır alimlerimizden bir kısmı gizli yapar denmiştir. Alimlerin çoğunluğu demiştir ki bu meselede İmam Şafii'nin iki görüşü vardır. Birincisi gizli veya aşikare getirilmesi eşittir, bir farkı yoktur. Onun kitabında hüküm budur. İkincisi aşikare getirilmesi sünnettir. El-İmla kitabında da hüküm budur. Alimlerden bir kısmı da iki görüş ileri sürmüştür. Birinci görüş, aşikare söylenmiştir ki, Şeyh Ebu Hamid el i̇sfaryani bunu sahih kabul etmiştir. Bu zat Iraklı alimlerimizin imamıdır. Bunun arkadaşı el-Mehamili ve başkaları da aynı görüşe katılmıştır. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh yaptığı da buydu. İkincisi de İbni Ömer'in radıyallahu an yapmış olduğu gizli tavuz getirişidir ki, alimlerimizin çoğunluğuna göre en doğru ve muhtar olan budur. Allah daha doğrusunu bilendir.